alternatifsizlik algısı. Peki ben buna vermeyeyim de kime vereyim oyumu? Peki sen bana söyle. Bu en sık karşılaşılan, belki siz de sahadasınız, karşılaştığınız durum bu. Ben de mesela herkes... Muhalefet güven vermiyor yani. Muhalefeti zayıf bulduğunu fikir liderleri sık sık dile getiriyor. Şimdi ben muhalefeti savunmak istemem ama muhalefet, güçlü muhalefet demokrasilerde olur. Türkiye artık bir demokrasi değil. Bunu her gittiğim televizyon programında dile getiriyorum ki izleyenler farkına varsın bunu artık diye. Türkiye bir, geçen sene 2018 Ocak ayında özgür olmayan ülkeler kategorisine düştü. Demokrasi endeksinde bu sene 100'üncülük, geçen sene 100'üncüydü, bu sene 110'unculuğa düştü. 10 basamak birden düştü. Hangi ülkelerin altına düştü biliyor musunuz? Ghana, Namibya, Uganda, Ruanda, Tunus, Senegal. Daha bakabilirler. Demokrasi sıralamasında. Demokrasi sıralamasında. Özgür olmayan ülkeler arasında işte Rusya, Azerbaycan, Suudi Arabistan, Çin, Kuzey Kore, şu bu. Bunların hiçbirinde işte Aliyev, muhalefet mi var? Aliyev seçim kaybedebilir mi? Kaybetmiyorlar. Etmez. Mübarek seçim kaybetti mi 30 sene? Şimdi bana diyorlardı ki bazı arkadaşlar, ya işte ekonomi bozuldu, bunları ekonomi götürecek. Bunlar hala Türkiye'yi demokrasi zannettikleri için öyle düşünüyorlar. Ama demokrasi olmasa burada konuşabilir miyiz biz? Burada konuşuruz. Biz şeyiz, hani Manyas Gölü'nde var ya nesli tükenmeye, onları da bırakıyorlar işte öyle kalsın, şey yapsın diye konuşsun. Benim yüzüme kaç tane kanalda kusura bakmayın siz çıkaramayız, yasaklı listemizdesiniz dendi. İki kanaldan konuşuruz. Kaç kişi beyefendi de söyledi, bizi kaç kişiye sesimizi duyuracağız? Kim, hangi gazeteden duyuracağız? Hangi... Bizim arkadaş diyor ki şey yapmak istiyoruz, dilekçe veriyor, almıyor devlet memuru, anayasal hakkım diyor, almak zorundasın. Devlet memuru ne diyor biliyor musunuz? Gösteri de anayasal hakkın, gidip yapsana diyor. Dalga geçiyor onunla, partiyle, parti il başkanımızla, devlet memuru.